Kıymetli kardeşlerim, malumunuz önce küresel ısınmayla başladı. Daha sonra bir pandemi denilen musibetle bütün insanlık yüz yüze geldi ve sonrasında da işin tuzu biberi oldu Rusya-Ukrayna Savaşı. Bütün bu gelişmeler bir anda dünyayı, tabir yerinde ise gündeme gıda krizini, gıda milliyetçiliğini ve gıdaya ilişkin pek çok konuyu manşete taşıdı. Tabii ki ülke olarak biz gerekli önlemleri yıllardan beri alan ama aynı zamanda da üreten bir ülke olduğumuz için belki az etkilendiğimizi düşünmüş olabiliriz. Fakat bu yaşanılan süreci de birkaç cümleyle doğru tahlil etmekte yarar var. Hatırlarsanız Rusya-Ukrayna Savaşı başladığında Sayın Cumhurbaşkanımız her iki ülke de bizim komşu ve dost ülkelerimizdir. Dolayısıyla biz birini diğerine tercih etmeyiz dedi ve kestirdi attı. Bunu kime rağmen söyledi? NATO Ukrayna'nın yanında yer alır ve Rusya'ya karşı dururken. Bunu kime karşı söyledi? Rusya'nın yanında olan başka ülkeler varken. Dolayısıyla böyle bir duruş sergileyerek gerçekten bu savaştan Rusya ve Ukrayna'dan sonra en çok etkilenebilecek üçüncü ülke sıfatını almamızdan bizi korudu, bizi kurtardı. Çünkü böyle bir felaket eğer yaşanmış olsaydı sonuçlarını düşünmenizi bile istemem. Çünkü bu gerçekten dünyanın da sonu olabilirdi. Ama bir moderatör, bir akıl dane, bir kanaat önderi, bir dünya lideri, bir global oyuncu olduğunu Sayın Cumhurbaşkanımız önce bu dış politikadaki duruşumuzla ortaya koydu. Sonra yetmedi. 22 Temmuz'da İstanbul'da bir zirve yapıldı. Tarafları bir araya getirdi. BM'yi yanına ekledi ve kendisi de bu işin içerisinde olmuş oldu. Dörtlü zirve sonucu tahıl koridoru oldu. Bu koridorun adı niye su koridoru değil, niye enerji koridoru değil de tahıl koridoru? Çünkü başta da belirttim, dünyanın manşetine tam da gıda oturdu. Gıda denildiğinde de, kıtlık denildiğinde de aklımıza ilk gelen ekmektir. Ekmek buğdaydan, dolayısıyla buğdayın da unundan yapılmış olur. Bundan dolayı da böyle bir duruş sergilendi. Ve bu bizim artık global bir oyuncu olduğumuzu da ortaya koyar hale geldi. Daha iki gün önce de iki ülkenin esirlerinin takası konusunda da Semerkant'ta başlayan süreci Sayın Cumhurbaşkanımız olgunlaştırmış ve neticelendirmiş oldu. Bütün dünyanın savaş için tarafları nezdinde tempo tuttuğu bir dönemde bizim liderimiz ve ülkemizin barıştan yana bir tavır koymuş olması anlamlı, kıymetli ve değerliydi. Şimdi global oyuncu olmanın geçmişte belki başka şartları da vardı. İşte elinizde uçaklarınız, savaş uçaklarınız, elinizde tanklarınız, toplarınız, tüfekleriniz olmalıydı. Ama artık bu tanklar, toplar, tüfekler bile bazen bazı ürünlerin karşısında diz çöktü. Neyin önünde diz çöktü? Gıdanın önünde diz çöktü. Tarımın önünde diz çöktü. Ve tarım hepsinin önüne geçti. Dolayısıyla da bizim bir global oyuncu, ki şu andaki pozisyonumuz bu, global oyuncu olacaksak biz bu global oyuncu olmanın gereklerini, yani tarımda da daha büyük olmanın şartlarını oluşturup buna göre de yol yürümemiz gerekiyor. Bunu da bu vesileyle değerli kardeşlerim ifade etmiş olayım. Şimdi bir araya geldiğimizde hep şunu kendi aramızda serzenişte bulunuruz. Ya biz üretiyoruz, evet siz de destek veriyorsunuz ama bu bölük pörçük bir destek ve bu destekler yani herkesi mutsuz eden bir destek. Verilmiyor mu? Veriliyor. Bu yılki ödeneğimiz değerli arkadaşlar 39.2 milyar lira. Bakın bu 39.2 milyar lira sadece bizim verdiğimiz tarımsal destekler. Yani Ziraat Bankası'nın sıfır faizli kredi verdiğini düşünün.
%80 enflasyon olan bir ülkede sıfır faizli size kredi veriyor. Bu kredinin sübvansiyonu yine aynı şekilde bir destek değil midir? Evet, destektir. Toprak Mahsulleri Ofisi arpa desteği verdi. Veyahut da ekmek yapımı için un sanayicisine sübvansiyonlu buğday verdi ve onlar da onu un yaptı. O da unu götürdü, fırıncıya verdi. Burada da bir sübvansiyon var. Burada da yine TMO'nun üstlendiği bir finansal yük var. Şimdi bu yüklerin hepsini böyle bir topladığınızda ciddi manada bir destek veriyoruz. Ama bu desteklerin yerinde, anlamlı ve üretici tarafında ciddi manada hissedilebilir olması gerekiyor. Eğer hissedilmiyor ise o zaman biz kendi sistemimizi gözden geçirmemiz gerekiyor. Madem ki dediğim gibi global bir oyuncu olacağız, bunları da yerine getirmemiz gerekiyor.